Çekiyor. Ben tam da hikaye mi okuyacağız? Yani önüne geçmiyor herhalde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya seyyidi millet ya rızayla Allah. Medet ya sultanım efendi. Sebep şudur. Nasıl bu devirde Lefke'deki dergahımız aynı Mescid-i Nebi gibiydi. Peygamberimizin mescidi gibiydi orası. O dergah. Kimler vardı orada? Her türlü insan vardı. En zengini en fakir. En soylusu en soylusu. Ayırt etmeden. Ben hırsızlık yaptım deyip gelen vardı. Ben zina ettim deyip gelen vardı. Efendimizin huzuruna. Efendim ağzına taş alıp da kötü söz konuşmayayım, Allah'tan başka bir şey konuşmayayım diyen insan vardı. Sabahtan akşama söyüp sayıp duran adam da vardı orada. Peygamber mescidinde, ashab. Nasıl sahabe deyince, sahabe deyince, biz Rıdvanullahu Teala ecmain diyoruz. Yani Allah onlardan razı olsun demek üzerimize borçtur. Radiyallahu anha demek üzerimize borçtur sahabenin. Zannetmeyin sahabeler efendim gökte uçan meleklerdi. Hayır. O sahabeler de yer içer, icabında hata işler, günah işlerdi. Ama bir şey vardı. Cenab-ı Resulullah Efendimiz'in nazarlarını almışlardı. Ve Cenab-ı Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin kalbine girmişlerdi. Aynen. Onu kabul etmişler. Eğer ibadetle iyi insan olunsaydı, o zamanın kilisesindeki keşişler iyi insan sayılırdı. Efendimiz'i kabul etmekti iyi insan olmanın şartı. İbadetle, taatla eğer iyi insan olunsaydı, kilisedeki keşişler lokma yemeden, su içmeden aylarca oruç tutuyorlar. Hiç dışarı çıkmıyor, insan yüzü görmüyorlar. Papaz keşişler. Öyle insanlar vardı o devirde, bu devirde de var. Onlar mübarek olurdu. Hayır. Mübareklik ve iyilik iyi Allah'ın iyi dediğini kabul etmektedir. Bu dediğim şey sürekli ibadet ve taat ve bir odaya kapanmak, akıl buna der ki güzel iş. Bütün insanlara sorsan, ya adam şey kapanmış, güneş yüzü görmüyor, durmadan Allah'a sanıyor. Maşallah, dünyadan kendini erkek çekmiş. Bütün insanlar bu insana iyi der, bütün akıllar. Oysa iyi insan demek Allah'ın iyi dediğini kabul ediyor. Söz dinlemektir. O insan kendi sözünü kabul ediyor. Farkı tamam. İşte Şeyh Nazım Hazretleri bu zamanın ashabını canlandırıyordu. En zirzobu da oradaydı, en akıllısı da vardı, en fakiri de vardı, en dindarı da vardı, en uçuğu da vardı orada. Dedim ben gitarla zikir yaptığımızı biliyorum ben. Adam gitar getiriyor, ne yapayım? Efendim böyle hoşuma gidiyor benim. Çal ulan gider ulan. O gitar çalardı. Bizi de saz var işte. Ya bu saz var. İstersen çalma de. Sen ya. Sazıma çal lan. O gitar, gitar lan. Lan yazdı. Güzel ilahiler çalardı. Umur diye bir arkadaş. Allah rahmet etmesin. Öldü. Amin. Öldü. Ölürdü Şeyh Efendi için. Şeyh Efendi falan diye bahsetti. Şeyh Baba falan de. Hemen adam boğazını sıkardı. Demek Şah Baba. Şeyh Efendi Hazretleri diyeceksin. Aynen. Ne demek? Baba. Şeyh Baba Hazretleri diyeceksin, onu de. Bu kadar severdi. Ama o sazı çal, o gitarı illa çalacak zikir sırasında. Herkes def çalar, o başladı gitar çalmaya. Dıngır 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 dıngır. Herkes o elleme çalsın demek yani. Şimdi işte elleme çalsın demek babalıktan ileri geliyor. O kadar insanı bir arada tutmak hazretlikten ileri geliyor. İşte onun gönlüne girmek de, onun sevgisini almak, onu sevebilmek, onun zikrini, ona tarikatını, onun açtığı yolda, hakkani yolda ilerleyebilmek, aynı Resulullah Efendimiz gibi olmak.
Ben ne diyorum şimdi, bize daha büyük görev düştü. Sahabeler Efendimizin vefatıyla birlikte, ebediyete irtihaletle birlikte yeryüzüne dağıldılar ki bütün aleme İslam'ı yaydılar. Evet. Şimdi bize daha büyük görev düşürücü nokta bu. Efendimizin yolunu, Efendimizin mesajlarını herkese duyurmak. Şeyh Hazretleri'ne. Herkese onun usulünü ve usturubunu, onun dergahlarının aynısını. 70 bin dergahım olsun dedi Şeyh Hazretleri. İnşallah 70 bin dergah olacak. Ahdımız o. Olsun dedi, onun dergahı olsun. Olur. Onun için buraya Sultan Nazım dergahı dedi. Sultan dergahı olsun dedi Şeyh Hazretleri. Efendim dedim, sultan bir tek sizsin. Sultan, garim birisi ben de sultanım der dedim. Sizden başkasına sultan demem ben. Sultan Nazım olsun dedim. Yaşa o. Hiç kimse demem dedi. Şimdi birçok yerde Ankara Sultan dergahı diye geçiyor bak. Orada sultan dergah. Tamam mı? Hangi sultan? Sultan Nazım der. Ben demedim. Şeyh Hazretleri edebinden Nazım dememiş. Sultan dergah. İsmini ne koyalım efendim? Sultan dergahı diye. Efendim ben sultan dergahı, eyvallah. Ama dedim bir tek sultan sizsiniz. Ben Sultan Nazım isterim dedim. Yaşa dedim. Yoksa dedim birisi oraya başka sultan derdi. Hasan Sultan, bilmem ne sultan derdi dedim. Ondan sonra sultanların geçirme eseri. Evet. Evet. Sultan abla, sana değil lafım. Sultan abla da var içeride. Biliyor musun Sultan abla? Ama Dara Hoca'nın kızı. Ha. Ya. Bilir. Nasıl? Bilir. Sultan abla da burada şimdi. Ha, bilir. Bizim... Rahmetlik Amadır Hoca'nın... Rahmetlik Sen Sultan ablayı biliyorsun. Bilmem ya. Çok iyi biliyorsun. Çok çivirden getiriyordu bunu abla. Biliyorum. Nasip biliyor musun? Tabii oraya. Tahmin eder misin? Desen ki bizim köyde olmayacak tek bu dersin değil mi? Yok, değil mi? Derdin de. Çünkü çok... Şey efendim, Kıbrıs'a geldiler. Çilesi çok olan. Kıbrıs'a geldiler. Maşallah. Şey efendim, salı da Kıbrıs'talar. Geldiler. Maşallah. Ya. Olmaz olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Şeyh Hazretleri'nin gücü işte bu. Onun kuvveti, onun kudreti. Amenler. Çok intifat etti ona. Sultan abla bile çok intifat etti. Yani 8 oldu. 6-7 sene oluyor. Yani çok intifat. Ben de oradaydım intifat ettim. Birkaç bizim köylü denk geldi oraya da. Kıbrıs'ta. Al senin köylüle geldim. Şey beni çağırdı. Şey. Bak bak bak. Bir ağa takılan Sultan abla gibi oldu. Öbür günlerini yapacak mısın? Ağda kalan Sultan Abdülhamid. Evet. Nasip. Allah affetsin hepimizi. Amin. Biz onun için Şah Hazretleri son tufa Gökhan gibi oldu işte. Gökhan'la Kürşat. Son saniye. Son saniye. Ya Kürşat abi beni aramış. Bir günlüğüm var. Şey efendim vekattım. Elimi canı söylemiştim. Sizi nasip. Nasip etsin. Kürşat Akbısık buraya geldi. Maşallah. Bambaşka. Oraya gelip de oradan buraya gelmek bir başkadır. Burası tamam aynısı. Evet. Onun için Allah günahlarımızı affetsin. Şehadetlerin yolundan bize ayırmasın. Aynı şey budur ya. Nasıl sahabelerin hemen hepsi Efendimiz'i temsilen görev yaptık. Şehadetleri temsilen görev yaptık. İnşallah. O kadar şey oldu ki yani o ya şunu söyleyeyim. Ben Şeyh Hazretleri'ni tanıdıktan sonra, Şeyh Hazretleri'ne birlikte aldıktan sonra sırtım yere gelmez ki. Gelmedi de. Çünkü öyle o kuvveti gördükten sonra, sen alemlere rahmet olan peygamberi gördükten sonra, toptan tüfekten korkar mısın? Sahabe korkmadı onun için. Yalın ayak, elindeki taşla kılıca karşı geldik. Mızrağa karşı geldi Bedir Savaşı'nda ve galip geldiler. Biz Şeyh Hazretleri'nin kuvvetini ve kudretini, sahibi zamanlığını gördükten sonra, onun saltanatını gördükten sonra, ya onun evladı olanlar, karada bir yok ki, gökte hiç yok. Yeter ki gir gönlünü alın. Mesele buydu ya. Ondaki kuvvet ve kudretten bir damlacık bizim anlattığımız size. O da öyle derdi Şeyh Hazretleri'ne. Abdullah da sana da. Hiç
Bana rabıta yapın demezler bana. Şey Abdullah da İslami Hazretleri'ne rabıta yapın. Hep öyle. Rabıta da hep şeyhine yaptıkları. Abdullah da İslami Hazretleri'ne. Onun davası için devam edecek. Daha da artarak devam edecek. Hiç durmayacağız. Hiç durmayacağız. Ve korkmayın. Şeyh Hazretlerini her yerde anlatın. Şeyh Hazretlerin kıl kadar yanlışı yok. Yeryüzünü hala kuvveti devam ediyor. Yeryüzünü ters edecek. Aleyküm selam. Yeryüzünü Allah kullak edecek kuvveti var. Dünyayı tersine dönecek kuvveti var. Acayiptir. Alır kaldırırdı böyle, ondan sonra yeryüzü nohut gibi var. Nohut gibi, depre gibi var. Asıl, hiç. Anne! Piştiğini göster. Anne! Kerametlerinden bahsediyor. Yani iki tane kerametinden bahsediyor. O ilk Şam'daki kerametini yaptı. Hangisi? Tam o sırada müşteri geldi, kerameti buradan başladı anlatmaya, işte şey, hocasıyla beraber olduğu sırada yanlış anlamadıysam, tam dinleyemedim yani, müşteri geldi, orada dağıldı. Hiç, önüne gelen aldatırdı şey Hazretleri. Eline gelen. Ya baba öldük gittik, hastanede kaldık çıkamıyorsun diyen gelirdi. Kaç para var lazım bana bu kadar. Verirdi. Tamam verin. Yok buradan kovulacağız, yok eve icra geldi diyen. Onu yaptı, onu alacağız, bunu alacağız diyen. Verin. Hiç daha yok dediğini görmedim ben. Demez. Araştırın diyenler. Yok. Bir defa buradan birisi geldi. Oğlum hapse düşecek, oğlum hapse düşecek diyor adamı. Tabi ihlalden mi, mal beyandan cezası var. 100 sene olacak bunu. Yani 80-100 milyar borç. 80-100 milyar için 5 gün yatılır da. Bir şey olmaz yani. Bana dedi ki, veren mi vermeyen? Efendim dedim. Siz bilirsiniz. 78'den beri tanıyormuş Şeyh Hazretleri o amcalar. Tanısan söz desem şimdi hepiniz ismini biliyorsunuz ailenin bu. Bakın gerek yok. Siz bilirsiniz bunu. Ondan sonra o dağda arazi var, bu dağda arazi var deyip para almıyorsan şimdi. Veya ya direkt alacak. Sen bana bak bakalım bir de o arazide var mı yok mu diye bana söylüyor. Ben buradayım dedim. Ben de Kıbrıs'tayım. Nasıl bakayım? Bak dedi ya sen şimdi bilirsin. Yok. Bak dedim. Orada 900 diyorum, burada 900 diyorum. Efendim, ay kesin yalan söylüyor demek istemiyor. Bir gün bana dedi ki, o küçük odadan çıkarken, daha bakmadım diyor. Efendim, fasafi söyledim. Ne kadar? Fasafi söyledim. Ne kadar? Burundayım, fasafi söyledim. Ondan sonra, beyefendi çıktı, fasafi söyledim. Fasafiso. İyiymiş bu dedi ya. Ben bunu dedi, söyleyeyim dedi. Epey bir müddet böyle boş işte. Fasafiso. Diyor bana nasıl? Yakıştı mı diyeyim bana. şimdi dediğim şey, efendim bu yalancı sizi tokatlamaya gelmiş demek uygun düşmez. Evet. Ne demiş ikinci Mahmut? Gavura gavur demek yasaktır demiş. Ferman çıkartıyor. Gavura gavur demek yasak. Yine gavur dedin ben. Evet. Kanunda Avrupa'da demişler ki siz gavurlara gavur diyorsunuz. Hristiyanlara, şeylere Müslüman olmuyorlar. Ayıp oluyor. Bunu demeyin demişler o zaman için. Tamam ferman yayınlayalım. Gavura gavur demek yasak. Ne diyelim? Cavur. Ondan sonra cavur gelmeye başlıyor. Cavur ya cavur ya. Oradan kalmış demek ki gavur. Gavur değil, gavur. Aslında gavurmuş onun ismi. Şimdi gavur, gavur, gavur. Ferman var. Artık gavura gavur demek yasak ne diyelim? Cavur. G ile C birbirine yakın. Şimdi şey yapın da. Evet. Şeyini kaldırdım orada ortasındaki C oluyor zaten. G
Bismillah Allah için. Şey efendi epey bir fasafi sonra aradı. Aa sonra adam küstü gitti. Ben buradayken bir daha gitmiş. 120 bin lira para istemiş. O da demiş ki beye aktırmış bizim baba Tahsin'e. Baba Tahsin dedim, verelim efendim, verelim, verelim. Baba Tahsin, ulan dedim, baba Tahsin'de ortaklığı var demek ki onlar dedim. Rahmet, o da rahmete gitti ya. Çünkü hayatta verdirmez. Baba Tahsin bir gün aradı beni. Ben tek telefonla çıkmazdım baba Tahsin. Evet. Çıkmazdım yani. Ondan sonra bizim Ankara'da bir Adem var, biliyorsun ben, uzun boylu. Biliyorum. Adem aradı. Ya dedi, niye açmıyorsun Şeyh Efendi seni arıyor. Dedim, beni alarsa açarım. Ama dedim, baba Tahsin arıyor. Yani dedi, böyle böyle diyor. Dedim, baba Tahsin sorsun madem. Baba Tahsin sordu. Dedi, böyle çünkü 120 bin lira, çok ağır cezası varmış. 120 bin lira cezası, şey yapması, şey, milyarda yap cezası varmış. Şey, para cezası. 120 milyar. Yatacak. Çok ağır ceza almış. Bunu yatırsa hapisten kurtarıyormuş. Bülent'e sorun, ver dersini vereceğim demiş. Ben de, tabi dosya numarasını öyle vermiyorlar. Selamünaleyküm. Vay vay vay, nasılsın bakayım? Nasıl işler güçler orada, askerlik? Oho. Şöyle. Maşallah, dergâhtayız, herkes dinliyor seni. Hay maşallah. Hay maşallah, maşallah, subhanallah. Allah tez zamanda tezkereni aldırsın, en güzel yere de kurayı çekesin inşallah. Dağıtımda da. Maşallah. Kereç getiriyor gelirken. İnşallah tez zamanda olur. Tez zamanda olur inşallah. Hadi bakalım maşallah. Çok sevdim aradığına. Gözlerinden öperim. Kabe'yi öp. Kabe'yi öp benim için. Hadi selamun aleyküm. Bize bir keleş getirir diye gelirken efendim bunu getirdim ayet değil ama. Ayet değil ama getirdim. Mübarek bugün ulan dedim dosya numarası yok şimdi bunun. Ben nereden bulacağım? Evet. Hani bana dedi ki şeyi bul. Hani şu oğlanın ismini de vermiyor. Bir sürü oğlan var onun. Oğlanın ismi yok. Oğlan işte. Neyse. Tesadüf bu ya. Ben bunu otur, ev içinde otururken bir yerden bir telefon geldi. Şu Hazretlerin kerametinde keramet. Bana bir telefon geldi. Tırrrr. Ya şöyle bir adam var. Tanıyor musun? Tanıyorum dedim ben de şimdi. Ne yapacak? Ya bize borcu var ödemiyor. Dedim oğlum ben kaç sene oldu? 5 seneden beri piyasa, 6 seneden beri piyasa yokum benim. Onu nereden biliyor? Adam bana soruyor. Hiç aklıma sen düştün şimdi. Belki bilirsin gibi. Ne kadar borcu var? Şu kadar. Ya dedi, hapis cezası aldırdım adama dedi. Ne kadar aldım dedi. İşte 20 gün mü ne almış? Taahhüt ihlalden. 10 gün yatıyor onda. Bir şeydi o zaman işte. Yani 10 gün yapacak, en fazla 15 gün yapacak. Öyle mi? Ama bir anlatmışlar 30 sene geçecek. Şeyh Hazretleri öyle diyorlar. 120 bin lira için 30 sene geçecek. Şeyh Efendi biliyor aslında. Adam bana borçlusu, alacaklısı beni aradı. Allah'a emanet. Alacaklısıyla da o güne kadar bir telefonu trafiğim yok. Ben de anında döndüm Adem'e, verdim Şeyh Efendi'ye telefonu. Efendim dedim, durum ne haber? 15 bin. Şefaat ya Resulallah. 15 bin, para borcu varmış, 15 binmiş. Yok ya dedi, 30 yıl falan değil miydi? Ne diyelim, ne diyeyim dedi. Bana ne diyeyim dedi. Yani ver desem yine verecek. Dedi ya söz çıktı. Ver derse verecek. Vereyim mi dedi. Efendim dedim, 15 gün dedim, 120 bin lira. Değer yatmıyor. Yani ne, kim kazanacak dedim bu parayı var mı? İkincisi dedim, lüks dedim. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar onlar. O biçim dedim, lüks giymiyorlar. Hala da öyle mi o biçim? Ya. Ya. Sağ ol evladım dedi. Allah hizmetini kabul etsin. Bak, hizmeti yapan o. Bana oradan telefon gitti. Sayısız ben göre gördüm.
Sayısız sayısız. Bana bu aracaklısı telefon açıyor. Ya nerede ben bu adam nasıl alabilirim, ne yapabilirim diye. Hani bilir misin? Ben de bu çocuğu 20 sene önceden tanıyorum. Tanıyorum ama o kadar. Yani selamun aleyküm, aleyküm selam. Onunla benim tanıştığımı nereden aklıma geldi? Ha o sırada ben avukatlık yapıyorsam eyvallah. O da değil. Beni arıyor, buluyor ve diyor ki böyle, kim arattı? Şah Hazretleri. Abimle. İsim bulsam, gideceğim, araştıracağım bunun hani infazda evrane var diye. İsimden en azından bulmaya çalışacağım. Hiçbir şey vermiyor. E diyorum ben şimdi 5 tane isimle gidersem ve infazda biraz zor olacak yani. Bir isim olsa rica edeceksin. Şöyle böyle diyeceksin. Buluverin diyecek. İsimden bulun. Böyle. Daha kaç tane sayın. Onlara bile, oğlum sen beni kandırıyorsun demezdi. Fasa füso derdim ben de. Seni kandır, efendim bunlar yalan söylüyor demezdim. Fasa füso. Tamam. Onun için Şeyh Hazretleri'nin edebini, adabının yolunu buradan öğreneceğiz. Fasa füso. İnşallah. Ha, yine gelseydi o mübarek buraya veyahut da Şeyh Hazretleri'ne samimiyetle, Şeyh Hazretleri onu hiç kızmazdı. 120 milyar değil, 120 trilyon para verirdi ona. Verirdi. Verirdi. Yalan söyler. Diyecek ki benim bu para ihtiyacım var ya. Benim bu para ihtiyacım var. 15 yıl değil. Çocuklar işini batırdı. Rezil kefaze olduk. Bu parayı bize verirseniz onu ayağa kalkacağız. Ondan da 3-5 kuruş sadaka vereceğiz. Oraya bir derya açacağız diyecekler. Böyle yaparlar para istemek için şey yapmıyorlar. Tamam. Yol budur yani. Tamam. İş yapacağız. Proje sunacaksın. Avrupa Birliği'nden fondan para almak için proje istiyor değil mi? Aynısı. Proje sunacaksın. Şeyh Efendi böyle böyle. Ondan sonra efendim biz kar açıp ona da dergah kuracağız. Mescit açacağız. Oo, tamam oğlum. Ne yapalım? Bu kadar basit. Aynen. Dost doğru. İş kur. Kaç kişi? Ben tarla alacağım, zeytin gideceğim. Efendim işte sizi kadınızı aldım. Bilmem ne. Ya almıyordum ama. Var bir tane mesela zeytin. Çanakkale'de, sen onu biliyorsun, Bido, şişman bir tane adam. Aha. Lan sus, adını ben bilmiyorum, mağsızdan Çanakkale'de diyorum. Adı geçmesin diye. O Hazretleri, sana bir tarla aldık ama müthiş. Kaç aldınız oğlum? Sizin için aldık efendim. Hemen tapusu hazır size. Peki, kaç para aldınız bakayım? 100 liraya. 50 liraya almışlar bize. Ne o zeytini gördüğü var şey efendinin, ne tarlayı gördüğü var. Şeyh Hazretleri'nin tarlası. Tabii ki benim. Diksin. O olsun da diksin de yeter. Bir şeyler yapsın. Yemiş mi parayı? Benim gönderdim mesela. Yemiş mi tarla almışım bak bakan böyle. Dediği kadar var mı diye. Nasıl? Usulü buydu Şeyh Hazretleri. Arkasına düşmez. Daha olmadı. Bana da bir, bana bile bir verdirtirdi ona para. Doğru para verdirtirdi. Ver, 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 ver. Yüzük almadı. Zaten son zamanlarında bile verin, verin. Verin derdi ya, verin. Vermeyi çok severdi. Sadece verin diyordu. Yani. Çünkü vermemeye başladılar da ondan. Vereceksin. Veren el hep alan elden üstündür. Ya bu delik mi lan altı ya? Bu ne altı? Delik bardakla delik olmayan ne yaptık derim ya? Huzeyfe sen mi deniyorsun bunları? Yoksa Abdullah abi mi dedi? Etleri yedik et. Evet. Beyaz gömlek, bildiğinizde daha çok oluyor. Evet. Nefar mevcud yat Fahri alem Muhammed Mustafa Amine Hatun Muhammed Anesi
olsa deften. Doğdu oldur danesi. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kum ol evvel ana, her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmaya. Her nefeste Allah adın dimudan, Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah mislü hazan. İsmi pakın pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile gelim di Allah diyelim, derd ile gözyaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerim o, ol rahim o, ol ilah. Birdir ol birliğine şek yoktur, gerçi Allah söyleyenler çoktur. Cümle alem yokken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Ol var iken yok idi insü melek, arşu ferşu ay gün hem felek. Son ile bunları ol var eyledi birliğine, cümle ikrar eyledi. Barine hacet kılavuz sözü çok, bir de Allah'ımdan artık ilah yok. Ey azizler işte başlar söze, bir vasiyet kılavuz İlla size. O vasiyet her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüte. Hak Teala rahmet eyleye ana, kediler beni bir dua ile ana.
Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için. Peygamber Efendimiz'in ruhu için, sahabe-i kiram hazretlerinin ruhu için, cümle saadat-ı kiram hazretlerinin ruhu için, Şeyhimiz Sultanımız Hazretlerinin ruhaniyetleri için, El-Fatiha! Bir daha söyleyeyim. Muhammed Mustafa'ra salavat. Amine Hatun Muhammed annesi olsa deften oldu oldur danesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile, vakt erişti, eftabu eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakın, çok alametler belirdi gelmeden. O Rabbül Evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin gecesi. Dedi gördüm ol Habibin annesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Ben korup çıktı evimden nagahan, göklere dek nur ile doldu cihan. Hem hava üzra döşendi bir döşek, adı sündüs döşeyen anı melek. Üç alem dahi dikildi üç yere, her birisi edeyim nereden nere. Biri mağrib, biri başlıkta anın, biri damında dikildi Kabe'nin. İndiler gökten melekler, safu saf, Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Yarılıp duvar çıktı üç nagahan, geldi üç huri bana oldu ayağım. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine müjdeler. Bu senin oğlun gibi kadir-i cemil, bir anaya vermemiştir ol celil. Oğlu devlet buldun ey dildare sen, doğacaktır senden ol Hulki Hasan. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır, bu gelen tevhid irfan kanıdır. Vasfını bu resme terdip ettiler, o mübarek nura tergib ettiler. Amin eder şu vakt oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten katı, sundular bir cam dolusu cennet şerbeti. Kardan akidi hem dahi soğuk idi,
lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtimanı oldu cismim nura kalk, demedim kendimi nurdan far. Geldi bir akuş kanadıyla revan, arkamı sığadı kuvvetle hemen. Doğdu olsun o saatte o sultan-ı din, nura gark oldu semavat-ı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve ne'ima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyimmin ve ala alihi ve sahbihi. Yaradılmış cümle oldu şaduman, gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zeruat-ı cihan edip sada, çarşoben dediler kim merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey kân-ı irfan, merhaba. Merhaba ey kudretül ayni halil, merhaba ey has mahbubu celil. Merhaba ey cümlenin matlubu sen, merhaba ey Halik'ın mahbubu sen, merhaba ey canı canan, merhaba. Merhaba ey derde derman, merhaba. Merhaba ey as-ı ümmet melceği, merhaba ey çaresizler aşfayı. Merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensin şefi'ul müznibin. Ey cemali gül yüzü bedri münir, ey kamu düşmüşlerin desteği. Desteğisin kamu üftadenin, hem penahı bende-i azadenin. Ey gö-
gönüller derdinin dermanı sen. Ey yaratılmışların sultanı sen. Gel dilersiz bulasız ottan necat. Aşk ile derd ile edin es-salat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve her mevcudat fi leyletil miraci vel arsan. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref, önüne verdi selam. Baba ne diyor? Aldı ol şahı, ol cihanı, ol zaman. Sidreye gitti ve götürdü ol dem hemen. Aldı ol şahı cihanı ol zaman. Sidreye gitti ve götürdü ol dem hemen. Gördü gök ehli ibadette kamun, her biri bir taatte kamun. Kimi tehlil, kimi temcid okur, kimi tesbih, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış rükû, kimi hakka secde kılmış bahuşu. Hep gök ehli geldiler, cümlesi karşı geldiler. Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Her kim diler bu duada buluna, dediler giydin saadet tacını. Yürü kim meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rüfate. Çünkü kamusun gelip geçti öte, vardı erişti ol ulu hazrete. Bi hurufu lafzı savut ol padişah, Mustafa'ya söyledi bi iştiba. Dedi ki mahbubu matlubun benim, sevdiğin can.
olmayıp istediğin, nola kim görsem cemalin dediğin. Gel Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Ne muradın var ise kılam reva, eyleyem bin derde bin türlü deva. Mustafa dedi ya Rabben Rahim, ey hata kuşu hatası çok kerim. Ol zayıf ümmetlerim halin ola, Hazretine nice anlar yol bula. Gece gündüz işleri isyan kamu, korkarım ki yerleri ola tamu. Ya ilahi Hazretinden hacetim bir huruf, kim ola makbul ümmetim. Hak Teala'dan erişti bir nida, ya Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi anlara kıldım nasip. Ey Habibim nedir ol kim diledin, bir avuç toprağa minnet meyledin. Ben sana aşık oldum ey Latif, sensin olmaz madu alem ey Şerif. Zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adın ile adımı. Hem dedim ya Muhammed ben seni bilirim görmeye, doymazsın beni. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana mirac-ı güzin. Biz kamuumuz kulları sen şahsın, gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi ol Muhammed hakkı için, ol şefaatkâni Ahmet hakkı için. Gözü yaşı hakkı için aşıkların, bağrı başı hakkı için sadıkların. Biz günahkar asıl mücrim kulları, yarlayıp kim günahlardan beri. Sana layık kulların la hem demet, ehli derdin sohbetine mahremet. Ya ilahi kılma bizi dallin, bu duaya cümlemiz diyelim amin. Amin, amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in, rahmetullahu aleyhim ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina.
العلي الأعلى الوهاب. آمين آمين والحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعفو عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم وتب علينا يا تواب الرحيم. يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ارزقنا فقها في الدين وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة. وعفو عنا وعفو عنا يا لطيف يا لطيف يا كريم يا كريم. آمين. أي كرمي sonsuz lütfu sınırsız olan Allah'ım. Bağışlaması okyanuslardan büyük olan ulu Rabbim. Bizim günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi elimizin karasına, kalbimizin isine. Ya Rabbi dilimizin yalanına bakma. Amin. Ya Rabbi senin mağfiret deryaların bizim gibi milyarlarca günahkarı temizler. Sen bizi affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kendi katından, kendi kapından, o sınırsız hazinenden lütfundan isteriz. Bizi başka kapıları göstertme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, şafisin şifa ver ya Rabbi. Şafisin şifa ver ya Rabbi. Amin. Şafisin şifa ver ya Rabbi. Amin. Ganisin bol rızık ver ya Rabbi. Amin. Razzaksın ya Rabbi. El Kerim, El Rahim, El Mucib, El Mu'insin ya Rabbi. Senden isteriz yardımı. Senden isteriz lütfü keremi. Senden isteriz her türlü yardımı. Ya Rabbi bizi yolda bırakma. Bizi darda bırakma. Amin. Ya Erhamer Rahimin bizi zorda bırakma. Amin. Mahcup etme ya Rabbi. Amin. Mahzun etme ya Rabbi. Amin. Muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senden başkasına boyun büktürtme, el açtırtma el avuç. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i sultansız bırakma. Amin. Ya Rabbi Mehdi Aleyhisselam'ı tez zamanda ishar eyle. Amin. Ya Rabbi tez zamanda İsa Aleyhisselam'ı inzal eyle. Amin. Ya Rabbi bizi kendimize bile bırakma. Amin. Ya Rabbi şerli kullarını, şerli edepsiz kullarını bizden uzak eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi seni seven, senin tarafından sevilen kutlu kullarının zümresine bizi ilhak eyle. Amin. Fakirlikle, ya Rabbi düşkünlükle bizi imtihan etme. Amin. Ya Rabbi her türlü imtihanımızda Habibinin hürmetine muvaffak eyle. Amin. Senin yolunda yürümek isteriz, sana yaklaşmak isteriz. Sen bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerde ya Rabbi boğdurma bizi. Amin. Dünya heveslerine kandırma bizi. Amin. Arzu ve şehvetimize daldırma bizi ya Rabbi. Amin. Tek hedefimiz senin rızan ilahin olsun ya Rabbi. Amin. Biz seni isteriz ya Rabbi. İstediğimiz haktır, nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senin sancağını en yücelere taşımak, oralara dikmek isteriz. Bizi muvaffak eyle. Amin. Kalbimizdeki, gönlümüzdeki kiri pası, her türlü kötü huyları ya Rabbi at dışarı. Amin. Yalan dedirtme ya Rabbi. Amin. Haram yedirtme ya Rabbi. Amin. Ya Rezzak-ı Zülcelal, ya Rezzak-ı Zülmetin, kendi hazinelerinden bol bol ver ya Rabbi. Amin. Bize öyle bir anlayış ver ki hakkı görelim. Amin. Ya Rabbi öyle bir feraset ver ki nurunla bakalım. Amin. Ya Rabbi bize öyle bir dirayet ver ki bize öyle bir dirayet ver ki Habibinin sünneti üzerine her daim yürüyelim. Amin. Sevdiğin razı olduğun, ya Rabbi iyi günler gösterdiğin,
selamet ehli kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi, Habibin şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi, güzel kullarından eyle. Amin. Kötü yerden, kötü arkadaştan, kötü zamandan sen bizi halas eyle. Amin. Ya Rabbi, dert verip derman aratma. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, hastalıklarımıza şifalar ver. Amin. Borçlarımıza edalar ver. Amin. Şeyhimiz, sultanımız Şeyh Nazım Hazretlerine mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Kabri nur olsun, cennet bahçesi olsun ya Rabbi. Amin. Onun yolundan yürümek, davasını dava bilmek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun prensipleri üzerine hareket etmek nasip olsun ya Rabbi. Amin. Ümmeti, bereketi, duası, şefaati üstümüze olsun ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, cennetin en güzel yerinde yer ver sultanımıza. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, haksızlığa karşı duran kullarından eyle bizi. Amin. Dergahımızı payidar eyle ya Rabbi. Amin. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırları senden isteriz. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerden sana sığınırız ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, azaltma bizleri, çoğalt ya Rabbi. Amin. Yeryüzüne hakkani kulların hükümran olsun ya Rabbi. Amin. Zalimler bertaraf olsun ya Rabbi. Amin. Aşık-ı sadıklar ya Rabbi, ya Rabbi diye yeryüzünü inletsin ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, senden isteriz ya Erhamer Rahim'in, İslam'ın, dinin hürmetine. Ya Rabbi, bağışlanmamızı isteriz Kur'an'ın hürmetine. Amin. Ya Rabbi, bol rahmetini isteriz Habibin hürmetine. Amin. Ya Rabbi, sünneti seni iyi tutan, şeriat-ı garrayı takip eden, Kur'an üzerine yürüyen salih kullarından eyle bizi. Amin. Salihlere dost eyle bizi. Amin. Ya Rabbi, hastanede yatan babama Mustafa oğlu Musa Efendi'ye de acil şifalar ver ya Rabbi. Amin. Tez zamanda aramıza döndür ya Rabbi. Tez zamanda aramıza döndür ya Rabbi. Amin. Sağlıklı, afiyetli. Sen şafisin ya Rabbi. Sen şafisin. Bir diliyle kalbi kalan Eyüp peygamberini yeniden hayat verensin. Ya Rabbi, babama da yeniden bu dünyaya döndür ya Rabbi. Amin. Döndür ya Rabbi, şifa ver ya Rabbi. Amin. Sen bilirsin ya Rabbi. İki dünyada aziz eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Kabrimizi nur eyle ya Rabbi. Cennetine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Cehenneminden azat eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin, bi hürmetin Habib, bi hürmetin Fatiha.